Hani Gazze'lerin gidebilecek yerleri kalmadı neredeyse artık. Gazze'nin hiçbir yerinin güvenli olmadığını bir kez daha belirtebiliriz. Diğer yandan da yine gece boyu Han Yunus'ta da güney bölgesinde de hem hava saldırıları sürdü hem de kara saldırıları devam etti. Öyle ki İsrail askerlerinin tankları Han Yunus'un merkezine kadar ulaşmış durumda. Diğer yandan kuzeyde de yine hala devam ediyor saldırılar. Beyt Hanun, Beyt Lahiye, Cibaliye bölgelerinde yoğunlaşmış durumda operasyonlar. Daha önce de Cibaliye mülteci kampının boşaltılmasını talep etmişti İsrail ordusu ve ardındansa buraya operasyonlarını genişlettiğini, yoğunlaştırdığını da duyurmuştu ve Cibaliye mülteci kampı defalarca kez bombalanmıştı. Yine Cibaliye bölgesi bombardımanların hedefinde olan noktalardan biri oldu. Birleşmiş Milletler'e ait bir okul vurulmuştu Beyt Hanun bölgesinde de. Sıcak çatışmalar da yaşanıyor. Sadece bombardımanlar değil, Kassam Tugayları ile İsrail askerleri karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Özellikle Şeyh Rıdvan mahallesinde El Karara kasabasında sıcak çatışmalar da yaşanmaya devam etti. Şucaiye mahallesinde ise İsrail askerleri pusuya düşürülmüştü Kassam Tugayları tarafından ve İsrail ordusu tarafından da Şucaiye mahallesinde yaşanan çatışmalarda bir tabur komutanının da bulunduğu 8 subay ve askerin öldürüldüğü, 4 askerin de ağır yaralandığı duyurulmuştu ve kara operasyonlarında ölen İsrail askeri sayısı ise 115'e çıktı. 7 Ekim'den bu yana ise hayatını kaybeden İsrail askeri sayısının 444 olduğunu da belirtebiliriz. Diğer yandan Gazze'deki düşen her bir bombayla aslında ölü sayısı da artıyor ne yazık ki. 18.600'ü aştı artık hayatını kaybeden sivil sayısı Gazze şeridinde. 50.000'i de aştığını söyleyebiliriz yaralı sayısının. Yani her geçen gün insani dram Gazze şeridinde daha da derinleşiyor. Zaten bölgede neredeyse tüm hastaneler hizmet dışı kaldı. Kuzeyde faaliyette olan hiçbir hastanenin olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü zaten İsrail ordusu neredeyse tüm hastaneleri hedef almış durumda. Onlardan biri de Kemal Advan Hastanesi'ydi. Kuşatma altında Kemal Advan Hastanesi kuzey şeridinde bulunan hastanelerden biri ve burada hastanenin yoğun bakım bölümünde 65 yaralı ile 12 çocuk bulunuyor ve prematüre bebekler var. Oksijene ihtiyacı olan bebekler ve hastanenin her an yakıtı ve oksijeni tükenmek üzere yani yaralılar karşı karşıya ve hastane kuşatma altında, çevresi İsrail tanklarıyla çevrilmiş durumda ve İsrail askerleri hastaneye baskın da düzenledi ve ardından ise İsrail askerlerinin hastanede bulunanlara ateş açtığı bilgilerinin de bulunduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili de bir açıklama yapıldı ve açıklamaya göre İsrail güçleri çok sayıda personeli, hastayı, yaralıyı ve yerlerinden edilmiş kişileri önce rehin aldı bir süre ve daha sonra bu kişileri serbest bıraktı ve hastaneye dönen siviller İsrail'in açtığı ateşin hedefi oldu. 5 kişi yaralandı hastaneye dönerken. Diğer yandan İsrail güçleri hala hastaneyi kuşatma altında tutuyor ve hastanede kıpırdayan her şeye ateş açtıkları yönünde de bilgiler olduğunu da söyleyebiliriz ve sağlık personellerinin yoğun bakımdaki çocuklara gerekli tedaviyi sağlamalarını da engelliyorlar. Sağlık personellerinin yaralılara müdahale etmesi de yine İsrail askerleri tarafından engelleniyor ve hastaneye yiyecek içecek de sokulmuyor. İsrail askerleri bunu da engelliyor. Yani buradaki sağlık personelleri, yaralılar, siviller hastaneye sıkışmış durumdalar. Ve Kemal Advan Hastanesi kuşatma altında olan hastanelerden biriydi. Ancak bir başka hastane ise El Avda Hastanesi. Bu hastanede yine İsrail askerleri tarafından kuşatılmış olan hastanelerden biri. Yani İsrail ordusu yine sivillerin bulunduğu noktaları hedef almaya devam ediyor. Okullar, mülteci kampları, hastaneler bombardıman yağmurlarına tutuluyor adeta. Diğer yandan da bunlar Gazze şeridinde bunlar yaşanırken dün İsrail basınına bir detay yansımıştı. İlginç bir detay aslında. İsrail basınına göre 7 Ekim'deki İsrailli bazı asker ve siviller dost ateşiyle öldürüldü şeklinde bir haber yansıdı. Ve haberde 7 Ekim günü Gazze sınırındaki bölgelerde El Kassam Tugaylarından yüzlerce kişiyi öldürdüğünü ancak bunun yanında sınırlı sayıda İsrailli asker ve sivilin dost ateşiyle hayatını
kaybettiği ifade edildi. Ayrıca ordunun konuya ilişkin herhangi bir soruşturma başlatmadığına da işaret edildi. Daha önce de yine İsrail'in kendi askeri helikopterinin kendi vatandaşlarına ateş açtığı yönünde de bilgiler de paylaşılmıştı. Bu şekilde hem Gazze şeridinde sürüyor saldırılar, diğer yandan da Batı Şeria'da da tansiyonun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Batı Şeria'da özellikle Cenin kenti ve Cenin mülteci kampına baskınlar düzenleniyor İsrail askerleri tarafından. Operasyonlar gerçekleştiriliyor ve burada da yüz yüze çatışmalar da gerçekleşiyor. Hayatını kaybeden Filistinler var, yaralılar var. Diğer yandan da İsrail ordusu da Cenin'de yapılan ve mülteci kampında yapılan saldırılar esnasında yüz yüze çatışma ve mayınlar sebebiyle 4 İsrail askerinin de isabet alındığını açıkladı. Sahada bunlar yaşanırken diplomaside de neler yaşanıyor hemen onu da bakalım. ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombardımanlar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti. Dünse Netanyahu bir açıklama yaptı. Tüm uluslararası baskıya rağmen savaşın devam edeceği yönünde bir açıklaması oldu ve ABD İsrail Ordu Radyosu'ndan da şöyle bir açıklama gelmişti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan İsrail'e gelmesi, burada görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor ve bu görüşme öncesinde de savaş kabinesinin Tel Aviv'de toplanacağı belirtilmişti. Biden ise ikilinin gündeminde insani yardımların artırılması, sivil kayıpların önlenmesi ve Kızıldeniz'deki saldırıların durdurulmasına yönelik uluslararası girişimin olacağını ifade etmişti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.